Selamünaleyküm. Bugün sizlere Kudüs rehberi Numan Balcı beyefendi ile Kudüs'ü anlatacağız inşallah. Ben Numan Bey'i çağırayım, davet edeyim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için tekrar selamünaleyküm. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle bizler teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir program hazırladığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlerle beraber böyle bir program yaptığım için çok mutluyum. Sizin gibi kıymetli, güzide, değerli insanların kalbinin güzelliğini Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönlendirmesi benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir zevk. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki benim ismim Numan Balcı. 1977 Kastamonu doğumluyum. Yaklaşık 8 yıl kadar haber spikeri olarak görev yaptım. Televizyonda çalıştım. Sonrasında ise Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Ve şu anda da Kudüs rehberi olarak görev yapıyorum. Kudüs'e gidip geliyorum. Yaklaşık yine 10 seneyi geçti. Kudüs'e gidip geliyorum. Çok çok memnun olduk tekrar. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu arada ben tabii yani usulünüzü bana söyleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmadan size soruyorum bunu. Hiç problem değil. Tamam. Siz nasıl anlatırsanız biz de uyarız. Tamam inşallah. Öncelikle saatte bir değişiklik olduğu için hepinizden özür diliyoruz. Evet, ben de özür diliyorum. Katılımlarınız için de teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam, sizi Evet. izliyoruz, sizi Çok dinliyoruz. teşekkürler. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok kısa. Bizler de 10 yıldan beri işitme engellilere Evet. 3 kız kardeş Kur'an ve dini bilgi eğitimi vermeye devam ediyoruz. Evet, çok güzel. Maşallah. Allah yardımcınız olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu akşam inşallah sizlere Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün öneminden bahsetmek istiyorum. Niçin biz Mescid-i Aksa'yı sevmek zorundayız? Bunu çok kısaca özetleyeceğim. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim için niçin önemli? Sorumuz bu. Birincisi, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzama'dan önce ilk olarak Mescid-i Aksa'ya doğru, Kudüs'e doğru namazlarını kılıyordu. Hatta bazı hocalarımız diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde böyle geçiyor. 14 ya da 17 ay Medine'de namazlarını Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru kıldı.
ve sonrasında Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği vahiy ile, emirle tekrar yüzünü Kabe'ye çevirmiş oldu. Öncelikli olarak tabii ki birinci bu akşam alacağımız not, Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İkincisi nedir? İkinci maddemiz ise, Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olduğu gibi ikinci mescidimizdir. Niçin ikinci mescidimizdir? Sahabe-i kiram, yani Peygamber Efendimizin arkadaşları kendisine sordular. Dediler ki, ya Resulallah, dünya üzerine inşa edilen ilk mescit neresidir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kabe-i Muazzama'dır. Yani Mescid-i Haram'dır buyurdu. Kıymetli arkadaşlar, Kabe-i Muazzama, Kabe yani Mescid-i Haram, Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından meleklere inşa ettirilmiştir ilk olarak. Peki, ya Resulallah, sonrasındaki mescit hangisidir diye sordular. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Mescid-i Aksa'dır ve Kabe ile Mescid-i Aksa arasında tam 40 yıl vardır buyurdu. Hocam şu an ses... Ve aralarında tam 40 yıl var buyurdu. Tarihçiler, İslam alimleri diyorlar ki Kabe Hazreti Adem tarafından yapıldığına göre Mescid-i Aksa da Hazreti Adem Aleyhisselam ya da onun çocuğu tarafından yapılmıştır. Kimdir onun çocuğu olan peygamberin adı? Şit Aleyhisselam'dır. Evet, ne dedik? Mescid-i Aksa ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz. Ne demek harem? Yani bizim özelimiz. Bizim için en ehemmiyetli olan, en önemli olan üçüncü yer demek. Harem bu manaya geliyor. Peki hangileri var Mescid-i Aksa'dan daha önce? Bir, Kabe. İki, Ravza-i Mutahhara yani Peygamberimizin kabri. Üç ise Mescid-i Aksa. Niçin üçünü peş peşe böyle sıralıyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kabe'de kılınan namaza bire 100.000 sevap vardır. Medine-i Münevvere'de yani Ravza-i Mutahhara'da kılınan namaza bire 50.000 sevap vardır. Mescid-i Aksa'da kılınan namaza ise bire 1.000 sevap vardır. Ondan dolayı bizim üçüncü kutsalımız, üçüncü haremimiz. Harem bir ifadedir ama bizim için aslında bunu herkese anlatmamız gereken husus şu ki, aslında harem mahremimiz, özelimiz, en önemlimiz, canımız, ciğerimiz manasındadır. Yani bizim için kalbimiz, şah damarımız, gözümüz neyse aslında haremimiz de odur. Kabe-i Muazzama bizim birinci haremimiz. Medine Ravza Peygamberimizin kabri ikinci haremimiz ve Mescid-i Aksa'da üçüncü haremimizdir. O halde hep beraber bunu ezberliyoruz bu akşam. Mescid-i Aksa denildiğinde ne diyoruz arkadaşlar? İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz. Peki hocam başka haremimiz var mı bizim diye soracak olursanız, başka önemlimiz var mı? Evet var. Onun adı da nedir? Onun adı da Harem-i İbrahim. Yani bu bir Arapça ifade ama Türkçesinde söyleyeyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kabri. O nerede? O da yine Kudüs'e
40 dakika uzaklıkta takriben ya da yarım saat uzaklıkta bir şehirde, El Halil şehri. El Halil şehrinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesinin kabri vardır. Ondan dolayı dördüncü kutsalımız, dördüncü haremimiz, dördüncü önemlimiz ise neresidir kıymetli arkadaşlar? Harem-i İbrahim'dir. Yani Peygamberimizin dedesinin kabridir. Peki başka niçin önemlidir Mescid-i Aksa? Çünkü Mescid-i Aksa bütün peygamberlerin, Peygamber Efendimizin öncülüğünde bir araya geldiği yerdir. Peygamberimiz bunu nasıl anlatıyor? Gelin hep beraber Peygamber Efendimiz'den dinleyelim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir gece yatağımda yatarken Cebrail Aleyhisselam geldi ve bana dedi ki, haydi kalk gidiyoruz. Nereye ey Cebrail? Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e. Ve bir binek getirdi. Bu bineğin adı Burak'tı. Burak, attan küçük, katırdan büyük bir binekti. Ve bu binek nurdan yaratılmıştı. Ve benim onun üstüne binmemi istedi.